Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Cülüp'e gidiyorum. Bekarlığa veda partisi varmış, oraya gidiyorum. Bu espriyi bugünlük yapalım. Evet, bugünlük yarın bu kadar. Kalmasın. Gel bakalım. Dilara. Ben senin üzerindekine bayıldım. Evet, orada da onu söylüyordum. Onu ben istiyorum. Onu bana vermelisin. Üstündekini gerçekten çok sevdim. Çantanı ben sevmedim. Zaten üzerindeki çok ışıl ışıl olduğu için o çanta beni bir çekemedi. Belki çizmelerin farklı olabilirdi. Ama ben üzerindekini çok sevdim ya. O çok harika olduğu için çok böyle muazzam gözüküyorsun benim gözümde. Arkada o kadar söyledin ki neredeyse diyecektim ki Dilara gel değiştirelim yani üstümüzü. O dereceydin o. Çok yakışmış ama çok beğendim. Teşekkür ederim. Güzel olmuş. Bahar. Ben gelmeyeceğim. Hiç beğenmedim. Neyi küçük beğendin? Küçük çizme üstünde. Bilmiyorum. Küçüklüğüm gibisin. Küçüklüğüm gibisin. Bence şu anki yaşındayım sanki. Öyle saysan. Küçüklüğüm ben gibisin diyorsun da daha büyümedin ki düşünüyorum. Sen. Daha öncesinde küçüklüklerinizde sanırım İngilizce dersinizde hiç size soy ağacınızı çizdiren bir öğretmeniniz küçükken, olmamış. Küçükken böyle çizme mi giyiniyordun? Yani yaş kavramınızda sorunlar var sizin. 6 yaş büyüğe teyze falan diyoruz. 6 yaş küçüğümüz çocuk oluyor. Küçükken sen çizme yani mi giyiniyordun? Olmanız gereken olgunlukta değilsiniz diye. Benim yaşım çok küçük diye ben çok küçük olmuyorum. Birçoğunuzdan daha olgun olduğumu düşünüyorum artık. O zaman niye hep kendini böyle olgun gibisin, bir şekilde... Kötü bir çizme, kötü bir tişört... Bir kemer takılmış ve elbise gösterilmeye çalışılmış. Kötü. Çocuklar böyle giyinir. İkinci kez. Niye böyle bu kadar fazlasıyla olgunum? Ay bilmiyorum. İşte kimden, bilmem küçüklüğüme benziyorsun. Hep böyle kendini yaş, yaşça büyük göstermeye çalışıyorsun. Ama ne yazık ki 26 yaşından sonra kompleksin başlayacak. Diyeceksin ki yok ya ben 24 yaşındayım, 23 yaşındayım bunları diyeceksin. Olabilir. Şu anda öyle hissetmiyorum. Şu anda büyük bunları olma bence boşu boşuna yapma. Keyfini çıkart. Olur mu? Keyfini çıkart bu yaşın. Olur, çıkarayım. Ama çocuk deme yine de. Çocuk gibi de giyinme. Miran. Ben üstündekini çok beğendim senin. Çok yakıştı yani sana. Ama bordo ruj bence böyle spor bir kombine olmadı. Daha böyle ağır şeylerde bordo ruj tercih ediyorum ben. Son 3-4 gündür gözüme çok hoş geliyorsun. Bir gelişme var sende bence. Tamam. Alındı mesaj. Bir de çizme boyun bir tık daha kısa olabilirdi. Bacak boyun çok uzun olmadığı için o çizmeler biraz uzun. Belki bir tık daha kısa olabilirdi. Onun için zaten bunu kısalttım. Çok fazla uzun geldi bana. Ben de bunu bildiğim için bunu biraz daha kısalttım. O yüzden bu kadar... Şöyle bir şey. Bu kombinle kulübe nereye gidiyordun? Sen kulüpte bekarlığa vardın. Vadisinde. Bekarlığa veda partisi. Bekarlığa veda partisi arkadaşlar falan gidiyoruz. Daha böyle farklı farklı olabilirdin yani. Daha şıkır daha şıkır ne kadar olabilirdin. Farklı biraz sporsun olup, ama olsun. Şıkır yine şıkır. Gözüküyorsun. Daha üstüm başım oynuyor hayatım yani. Hayatım şey nasıl üstünde şıkır kullanınca şıkır olmuyorsun. Hani bu küçük bir detay sonuçta. Yani şıkır şıkır daha ne kadar olabilirim ki? Tamam hayatım açıklama yapma hoş gözüküyorsun. Yani bence şık olmaktan özür dilerim şıkır şıkır olmaktı. Level atlamış gibisin. Hiç senin tarzın değilmiş gibi. Ama çok yakışmış. Ben çok beğendim. Bu tarz giyinmelisin. Bu kombinleri çok kullanmıyorsun. Farklı gördüm seni. Hoşuma gitti. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hafta içi de denemelisin bu tarz şeyler. Hoş görünüyor. Tamam. Bu onayları aldıktan sonra haftaya da böyle sürekli bu şekilde gelmeyi düşünüyorum. Sıkılmazsınız inşallah. Deniz. Öykü Hanımcığım, kıyafetler tek tek güzel. Ama onlar benim üzerimde olsa bak ben bir gün size söz vereyim burada aynısını giyinip çıkıp burada yürüyeceğim. Görsün nasıl taşınır o kıyafet. Hiç olmamış. Taşıyamadı. Hayır yakışmıyor. Onun tarzı bu değil aslında. Sanki bir kılığa girmiş gibi bu değil. Emanet gibi mi durdu? Ya o tişört bir kere hiç gitmemiş ona. Tişört mü? Yani o üstündeki bluz parlak melek tişört aslında. Tişört değil mi? O tam benim tarzım. Tişört mü? Sen daha elbisenin... O da taşıyabilecek tek Denizciğim. Ben bundan Denizciğim, eminim. Denizciğim sen daha elbisenin olduğunu bilmiyorsun. Öncülüğü istersen sana bırakabilirim. Yok gerek yok sen taşırsın onu ben taşıyamam. Öncülüğü sana da verebilirim.
Bu bir tişört değil canım. Ya doğruyu söylemek istiyor musun? Ben senin tarzını hiç beğenmiyorum. Sen beni beğenmiyorsun aslında. Seni beğeniyorum. Yüzün güzel, maşallahım var. Tarz olarak seni beğenmiyorum. Hepimiz Allah ben yarattı. Güzel hepimiz tamam, ayrı güzeliz. Tamam, gerisini bırak sen. Boş ver. Aylin, ne yapıyorsun? Yorum mu yapayım? Ay, ne yapıyorsun? Önce onu söyle. Gözüm kanadı da. Gözüm kanadı. Anladım. Alayım yorumu. Ya, üzerindeki çok güzel. Ama o çizmeler artık koktu yani. Gerçekten koktu. Koktu derken? Anlamadım. Koktu derken? Koktu yani. O daha önce Aleyna sen kullanmıştın galiba değil mi? Ve birkaç kişi de farklı rengini kullandı. O açıdan koktu. Ayrıca saçlarını ben böyle iki yandan... Sen gelip kokladın mı? Of. Bir şey söyleyeceğim. Böyle konunun niye burasından giriyorsun? Böyle espri mi yapıyor ya? Yok, koktu ama diyor yani. Eskide anlamında seviyeli söylüyor. Seviyeli bir diyaloğa giremiyorum Melek. İşte gerçekten bak koklu, giyinmekten önce aç biraz kitle koku. Bir insanla nasıl diyaloğa girebilirsin onu öğrenmelisin bence. Sen de oraya girme. O kadar sen kendin yoldan devam et Aylin'cim. Kimseye bir şey öğretme. Hadi tatlım. Bu beyniyle beni eleştiriyor. Hiç beğenmedim seni Melek. Hiç beğenmedim. Ay çok üzüldüm. Ne üslubunu beğendim ne kıyafetini. Hiçbir şeyini beğenmedim. Hazır mısın? Evet hazırım. Geçebilirsin Melek. Melek. Efendim. Nasıl giyinilmemesi gerektiğini göstermek için çok iyi bir örneksin şu an. Kesinlikle o çizmeyi giyemezsin sen. O üstündeki bluz veya neyse onu giyemezsin. Yani annesinin kıyafetlerini giymiş küçük bir kız çocuğu gibi duruyorsun şu an. Senden 20 santim uzun birisi giyse olabilir ama seni almış böyle yere basmış. Çok mu kötü olmuş? Efendim? Çok mu kötü olmuş? Aynaya bakmadın mı çıkarken? Aynaya gelmedi. O kadar tokuş tokuştuk ya. Herkes bakıyordu, ben bakamadım bir türlü. İzlediğinde anlarsın o zaman ne demek istediğimi. Yani bu çizme olacak gibi değil. Çok kötü. Çok zorlanıyorum artık. Yani uzun ya. Birisi olması lazım. Atıyorum Tuğba. Atıyorum Niran. Bacağımı kız kesmiş sanırım. Sen giyiyorsun zaten. Sana bir daha giyme böyle çizmeler. Hı hı, tamam. Tarz değilsin. Teşekkürler. Çok özenti geldin ya. Mi? Özenti? Ay ne demek özenti? Özenen. Sen sus. Bence ben senin böyle bir çizme giymeye hakkın yok. Uzun oldu. Yine sarı bir çizme giyebilirdin ama dizinin altında olabilirdi o. Oraya kadar üstünde bir süper mini ve orada tenin görülüyor sarıda. Yani olmamış. Hiç olmamış. Şey var. Ne var? Tenim derken şey var. File çorap mi var? Evet, file çorap var. Ha dedik ya bir file çorap hani şey rengi, ten rengi. Dilimiz kopaydı. Dilimiz kopaydı diyorum. Ay evet ama yani. Ama ben iki defa kullandım. Çok kullanmadım ki. Ama ben çok kullanmadım ama yani. Ama yanlış kullandın. Yanlış yerde kullandın. Herkes kullanıyor. Ne demek herkes? Yerinde kullanılırsa tamamdır o yani. Bir kere artık o sarından sonra orada o ten görünmez. Artık orada bir siyah görülür. Hı hı. Yani. Ya hani... çorap. Keşke çorap giymişsin. Ha çorap da giysen olmazdı. Yani ya. Bu çizmeyle, bu üstündeki o şeyinle, pop art bluzunla evet. Yani olmamış. Bir de o çanta payet arkaya vermişsin. Rüküşlük abidesi gibi çıkmışsın yani ortaya. Şimdi arkada da varaklı Deniz geldi ama diyor ki konsepti var. Diyor ki şeydeyim diyor yani. Arap ülkesinde, Dubai'de o zaman bir Arap kadını gibi giyinmiş. E sen nesin burada? Tamam, düzeltirim. Lütfen. Nur Hanım benimle yarış ediyor. Sürekli beni kıskanıyor. Sürekli. Yarış ya. Bir yarış içinde benimle. Cidden atlamasan olmuyor. Atlamasan olmuyor. Kemal Bey özür dilerim cidden bir daha. Cidden sabrımı zorluyor. Ya kim kimi kıskanıyor? Sen iyi misin ya?
Sen sürekli ben benim kötü olduğumu iddia ediyorsun. Ben senin neyini kıskanayım? Sana kalsa hepsi kıskanıyor. Melek Hanım, önde jüri var. Ne jürisi be? Ne jüriye, kimin saygısı var? Kimse maşallah. Mi? Sen de çok şımardın Melek. Birazcık yani daha böyle daha ılımlı bir cevaplar versen. Vım böyle sen de başka bir türlüsün. Benim artık sinirlerim bozuluyor gerçekten. Bir neşe vermiyorsunuz, bir şey vermiyorsunuz. Ama yani ben bir şey yapmıyorum. Sürekli böyle şey yapıyorsunuz. Ben ne yapabilirim artık? Yani gerçekten ben ne yapabilirim artık? Niye ağlıyorsun şimdi? Hayır, sürekli yani ben saygımı da bozmuyorum. Konuşmuyorum da size karşı. Evet, bak, tribünlere oynama. Yani. Tribünlere oynama. Hayır, oynamıyorum gerçekten. Oynuyorsun. Oynamıyorum. Oynuyorsun. Oynamıyorum ya. Oynuyorsun. Oynamıyorum. Bak hala cevap veriyorsun. Oynuyorsun. Burada duygu sömürüsü yapma. Yapmıyorum. Oradan konuştu. Duymuyorum desene. Bizim önümüzde kavga dönüyorsun, kavga ediyorsun. Maşallah çok güzel. Artistik rolünüzü ben size o kadar cevap iyi artistik rolünüzü o kadar iyi beceriyorsunuz ki oyunları falan. Biraz da kombinlerinizde öyle başarılı olun. Kombinlerinizde olun. Uğraşıyorum ama gerçekten uğraşıyorum. Ya bugün beğenmedim. Çünkü bugün iyi değilsin. Bu sen değilsin yani. Dilara giyebilir, Bahar Tuğba. Giyer, Tuğba giyer, ya. Nilay giyer. Simay bile giyebilir yani. Bir Simay çok uzun boylu değil. Hayır, ona bir tarz yapardı. Bir siyah çorapla bir şey yapardı. Bir saçını bir şey yukarı kaldırırdı. Misal yani. Sen bunu yapamamışsın, olmamış. Oraya dönüp senin olmamana ben değil de olmadı, olmadı. Bugün böyle, yarın böyle olur. Oraya cevap veriyorsun ve bizim önümüzde ve konsantremi dağıtıyorsunuz. Huzursuzluk yayıyorsunuz. Evet İvana. Verdin mi şeyi, kararı? Değil. Evet Melek, vücuduna göre değil bu çizme asla giymemelisin. Elbise güzel olabilir ama uzun çizmeler değil, lastik ayakkabıları daha kısa, siyah renk, sarı asla değil çünkü çok fazla bağırıyor her yerde, rengarenksin. Diyorsun, yani çok emek veriyorum, çok düşünüyorum ne giyeceğimi. Kemal sana sordu. Gördün mü aynada kendini? Yok, zaman yoktu bile görmek için yani diyorsun. Yani eğer uğraşıyorsun o zaman göreceksin kendini aynandan. Ne var ne yok, eksik, kötü mü, iyi mi? Yani ben beğenmedim bugün seni. Bugün hakikaten olmadı. Özellikle o çizmelerden uzak dur sen. Bu boy çizmeleri kullanma sen. Dar değil. Teşekkürler.